Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için merakla beklenen bir telefon olan Huawei P Smart 2019'u inceliyoruz. Telefonla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Bildiği gibi Huawei P Smart serisi markanın neredeyse en çok satan model ailesinden bir tanesi. Son olarak 2019 olarak güncellendi ve kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Telefon biliyorsunuz Huawei telefonları birazcık fiyatları çabuk düşüyordu ve bu üründe de kısmen böyle oldu. Şubat, Ocak ayı gibi piyasaya sürülen bir telefondu. Biz Nisan gibi inceleme imkanı bulduk. Aradan geçen sürede telefon yaklaşık olarak 300-400 lira fiyatı düştü. Şu anda incelediğimiz, yani Nisan başında yaptığımız bir inceleme bu. P Smart 2019'un fiyatı 1800-1900 TL civarında. Daha ucuz da bulabiliyorsunuz ama resmi olarak satış fiyatının bu olduğunu belirtelim. İsterseniz her zaman yaptığımız gibi telefonun genel görünümünden biraz bahsedecek olursak, karşımızda 6.21 inçlik Full HD 2340x1080 piksellik bir telefon mevcut. Telefonda bir çentik bulunuyor. Bu çentik damla şeklinde tasarlanmış ve bütün modellerde olduğu gibi üst orta kısmında tam ortaya yerleştirilmiş. Çok yer kaplamıyor. Yani ekranda çok fazla yer kaplamadığını söyleyelim. Çerçeve boyutlarına bakacak olursak ekran gövdenin %83'ü yaklaşık %83.1 gibi bir oranda. Üst tarafta ve yan taraflarda fazla bir boşluk yok. Ama alt tarafta bir tık daha fazla boşluk olduğunu söyleyeyim. Önden baktığımızda sağ yan tarafta güç açma tuşumuz mevcutken onun hemen üstünde ses açma kapama tuşu var. Alt kısımda bir hoparlörümüz var. Micro USB bağlantımız var ve 3.5 mm'lik kulaklık girişimiz var ki ben çok sevdiğim bir özellik bu. Biliyorsunuz bence kulaklık girişi mutlaka olmalı. Sağ olsun Huawei burada böyle bir teknolojiyi kullanmış. Üst kısmına bakacak olursak sim kart yuvamız var. Sim kart yuvasında çift sim kart takabiliyorsunuz. Artı bir de micro SD bağlantı yuvamız var ama ikisini aynı anda kullanamıyorsunuz. Yani ya bir sim kart artı micro SD bellek kartı kullanacaksınız ya da iki sim kart kullanacaksınız. Micro SD bellek kartı olmayacak, onu söyleyelim. Arka tarafta dual kameramız bulunuyor. Yine parmak izi okuyucu da yine telefonun arka kısmında konumlandırılmış. Bunun dışında telefon şık bir tasarımla geliyor. 3 farklı rengi var. Siyah, açık mavi ve mavi olmak üzere. Bizdeki mavi rengi. Üst tarafta bir parça daha açık maviyken aşağı doğru indikçe biraz daha böyle laciverte kayan bir mavi var. Parlak bir şekilde tasarlanmış. Arka taraf hani böyle ayna efekti kısmen var. Ama önemli bir sıkıntısı var bu telefonun ne yazık ki. Parmak izi falan kalıyor. O ayrı bir konu zaten, benzerlerinde de oluyor bu ama. Çabuk çizilen bir arka yüzümüz var. Yaptığımız testler sırasında biz de bunun gördük ne yazık ki. Kutudan da bir koruma çıkmıyor. Plastik de olsa böyle işe yarayacak hafif basit bir şey de olsa çıkmıyor. Yani bu telefonu alacaksınız mutlaka bence kılıfla kullanmanızı öneririm. Çünkü bu arka taraf çizilmeye çok açık ve parlak bir şekilde tasarlandığı için de hemen çizilebiliyor. Biz de yani testler çok dikkat etmemize rağmen bir ufak tefek kılcal çizikler olduğunu da söylemiş olalım. Bu genel görünümden sonra telefonun teknik tarafındaki özelliklere bir göz atacak olursak, az önce söylediğim gibi 6.21 inçlik Full HD Plus 2340x1080 piksellik bir IPS LCD ekran bizi karşılıyor. 19.5'a 9'luk bir ekran oranımız var. Yani ince uzun bir ekranımız mevcut. 8 çekirdekli Kirin 710 işlemci kullanılmış. Bu biliyorsunuz Huawei tarafından geliştirilen ve aynı zamanda Honor markasının modellerinde de kullanılan orta veya bir tık üste yakın yeni nesil bir işlemci. Bu işlemcinin 8 çekirdeğin olduğunu söyleyelim. 4 tanesi 2.2 GHz çalışırken A73 iken 4 tanesi de 1.7 GHz'lik Cortex A53 olarak karşımıza çıkıyor. RAM seçeneklerinde ise 3 GB RAM'imiz var. 64 GB'da depolama alanımız var. Az önce söyledim, micro SD bellek kartıyla 512 GB'a kadar da bu depolama alanını arttırabiliyorsunuz. Telefonda parmak izi okuyucu, çift SIM kart desteği, Android 9 işletim sistemi ve MIUI 9 arayüzü olduğunu da belirtmiş olalım. GPU tarafında Mali G51 MP4
işlemcisi bizi karşılıyor. Telefonun kamera tarafında ise arka yüzde dual bir kameramız var. 13 megapiksellik bir ana kameramız var ki diyafram açıklığı 1.8. Onu 2 megapiksellik bir alan derinliği bokeh kamerası eşlik ediyor. LED lambamızın da olduğunu söyleyeyim. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılamış oluyor. Wi-Fi 802.11bgn.ac desteğimiz var. AC desteğinin olması önemli. Bluetooth 4.2 ve birçok kullanıcının hoşuna gidecek olan bir teknoloji FM radyonunda olduğunu söyleyelim. 3400 mAh'lik pil, 10 Watt'lık hızlı şarj özelliği ve 160 gram ağırlığında bu teknik spekleri tamamladığını belirtmiş olalım. Tam bir fiyat performans canavarı olan Huawei P Smart 2019'un kullanım özelliklerine bakacak olursak daha önce Huawei'yi kullandıysanız çok da yadırgamayacağınız bir arayüz geliyor. Android 9 ile geldiği ve MIUI 9 desteği de bulunduğu için hani yeni işletim sistemi gelir mi gelmez mi? Mesela 8 ile gelseydi böyle bir endişemiz olurdu ama 9 şu anda en yaygın, yani en son daha doğrusu işletim sistemi. Daha henüz bir üstü henüz daha çıkmadı, tam olarak duyurulmadı. Duyurulduğu zaman da destek verir mi vermez mi bilmiyoruz ama geldiği zaman muhtemelen Huawei'yi destekleyecektir diye tahmin ediyorum ama 9 sizi en az bir sene çok rahat götürür öyle bir işletim sistemi şu anda. Kullanım performansına bakacak olsak Kirin 710 işlemcisi birçok işleminizi çok rahat bir şekilde görebiliyor. Yani günlük kullanımda veya işte diğer kullanımlarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çok sorulan bir soru. Bazen videoların altında da siz bize YouTube kanalında çok soruyorsunuz. İşte PUBG oynatır mı? İşte şunu yapar mı? Bunu eder mi? PUBG oynatıyor arkadaşlar. Zaten yüklü gelmişti hatta bize telefonla beraber. PUBG Mobile'i yüklediğiniz zaman telefon rahatlıkla oynatabiliyor. Tabii ki bu telefon çok yüksek güç gerektiren, yüksek çözünürlük isteyen oyunlarda o çözünürlükleri sunamayabilir ama orta çözünürlükte veya yerine göre düşük çözünürlükte çok rahat bir şekilde birçok oyunu oynayabiliyorsunuz. Yani oyun konusunda, performans konusunda sıkıntısı olan bir telefon değil Huawei P Smart 2019. Yani fiyatı uygun olsa da özellikleri anlamında baktığımızda bu fiyatı çok daha üstünde bir cep telefonuyla karşı karşıyayız. Tabii biz kullanım deneyimimizi aktardık ama aynı zamanda sentetik testler de yapıyoruz biliyorsunuz bütün telefonlara yaptığımız gibi. Bu telefonla yaptığımız Geekbench testinde single core'da 1529 yani tek çekirdekte, multi core'da yani çok çekirdekte 5103 puan almış olduk. AnTuTu testinde ise 116.358 gibi bir puan aldık. Yani bu özelliklere sahip telefonlara baktığımızda, kendi kategorisine baktığımızda bu rakamların ortalama ve ortalamanın bir tık üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Arayüz olarak da MIUI 9 çok rahat bir şekilde kullanım sağlıyor. Dediğim gibi daha önce eğer Huawei bir marka telefon kullandıysanız çok sizi zorlamayacak bir arayüz var. Birçok şeyi değiştirebiliyorsunuz. Huawei size bunlarla ilgili birçok opsiyon sunuyor. Ek olarak parmak izi güvenliği ve yüz tanıma özelliğinde yine telefonla beraber kullanabiliyorsunuz. Parmak izinin arkada olması iyi olmuş. Hani böyle kullanırken şöyle parmağınızı bastığınızda hızlı bir şekilde telefon açılıyor. Bu şekilde hızlı bir şekilde telefonunuzu da kullanmaya devam ediyorsunuz. Aynı zamanda güvenlik olarak da bir tık daha bir güvenlik sağlanmış oluyor. Gelelim günümüzde telefonların en önemli özelliklerinden biri haline gelen kamera tarafına. Huawei'nin daha önce telefonlarda kullandığı bir kamera arayüzü bizi karşılıyor. Bu arayüzde birçok fonksiyonu işte gece modu, portre modu, video ve diğer dediğimiz modda da işte pro, panorama, IR lens, işte ışık resmi, HDR, hızlandırılmış çekim, filtre ve çıkartmalar gibi modları kullanabiliyorsunuz. Ana kamerada ve ön kamerada aynı şekilde beraber olmak kaydıyla yapay zeka desteği de var. Yani fotoğraf makinesi. Bu özelliği açıp kapatabiliyorsunuz bu arada. Cep telefonu sizin yerinize hangi sahnede hangi ayarları kullanabileceğinizi otomatik olarak algılayıp o ayarları otomatik olarak uyarlayabiliyor. Bu da sizin hem daha iyi fotoğraf çekmenizi sağlıyor hem de uğraşmanızın da önüne geçmiş oluyor. Bu da güzel bir detay olduğunu söyleyeyim. Ön kameranın aynı zamanda özellikler arasında bokeh etkisi de var. Tabi bunu dijital olarak yapıyor. Studio Portrait özelliği var ve birçok hani yüz güzelleştirme gibi günümüzde birçok telefonda bulunan özellikleri de yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Az önce söylediğim gibi hem ön kamerada hem arka kamerada yapay zekayı da kullanabiliyorsunuz. Kameraların fotoğraf kalitesi nasıl diye soracak olursanız biz şimdi bu videonun içinde kullanacağız ama açıklama kısmında sizlere bu telefonla çektiğimiz galeriyi de yine paylaşacağız. Linkini orada da göreceksiniz. Hem video hem fotoğraf kalitesi bu kategorideki ürünler açısından değerlendirdiğimizde yeterli seviyede. Hatta özellikle gece çekimlerinde ben aldığımız sonuçları çok beğendiğimi söyleyeyim. Çünkü Huawei'nin daha önceki modellerinde de karşımıza çıkan böyle bir uzun süreli pozlama yaparak fotoğrafı güzelleştirme özelliği gece modunda bu üründe de mevcut. Işık şartları iyi olduğu sürece çok güzel sonuç veriyor. Elbette tabii ki 5000 liralık, 6000 liralık, 10000 liralık bir cep telefonu kamerasından
bir performansını bu üründen beklememeniz gerekiyor ama kötü de değil. Yani fiyatına göre 1800 liralık bir telefona göre çok başarılı olduğunu ve aldığımız sonuçlardan memnun olduğumuzu söyleyelim. Yine hem fotoğraf örneklerini hem video örneklerini bu incelemenin içinde birazdan sizlere paylaşacağım. Hem ön kamerayla hem de arka kamerayla yaptığımız çekimleri siz de görür, kendiniz de karar verebilirsiniz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Huawei P Smart 2019'un ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Full HD 30 FPS bir videomuz var şu anda karşınızda ve açık bir akşamüstü İstanbul'unda güneşli bir havamız var. Ama şu anda ben gölgede yürüyorum. Ses kaydında yine üzerindeki bütün açık mikrofonunu alıyoruz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Huawei P Smart 2019'un ana kamerasını kullanarak çekiyoruz. Ses kaydını da ve diğer tüm özellikleri de yine telefonun kendi üzerindeki mekanizmalar üzerinden, mikrofon üzerinden alıyoruz. Açık bir havadayız. Hafif bir rüzgar var. Rüzgar sesi belki kameradan da duyuluyor olabilir. İşte Huawei P Smart 2019'un ana kamerasının video performansı böyle. Bu arada Full HD 60 FPS bir çektiğini de belirtmiş olalım. Telefonun pil ömrüne 3400 mAh'lik lityum iyon bir pil kullanıyor telefonda. Lityum polimer değil. Bu pille yaptığımız bir sentetik test yaptık her zaman olduğu gibi. Battery mark testinde 10 saat 21 dakikalık oldukça iyi bir değer bulduk. Bu arada biliyorsunuz bu tarz ürünlerde genelde 7 saat, 8 saat, çok zorladığınız zaman 9 saate kadar çıkabilen bir pil ömrü var. Huawei P Smart 2019 bize 10 saat 21 dakikalık bir pil ömrü verdi. Çok iyi bir rakam olduğunu söyleyeyim. Biz de yaptığımız kendi kullanım deneyimlerimizde ise yaklaşık olarak bir günü çok rahat bir şekilde görüyoruz. Eğer böyle çok aşırı yoğun kullanmazsanız 1,5 günü, hatta çok nadir kullanıcıyım derseniz 2 güne kadar ulaşabilen bir pil ömrü de mevcut. Bence bu tarz bir ürün için iyi bir optimizasyon yapmış Huawei ve pil ömrünün de iyi olduğunu belirtmek isterim. Evet, yavaş yavaş incelemenin sonuna gelirken telefonla ilgili neleri beğenip neleri beğenmediğimden biraz bahsetmek istiyorum. Beğendiğim taraflara fiyatının uygun olması güzel bir özellik ki bu günlerde biliyorsunuz 2000 TL civarı telefonlar arasında büyük bir rekabet söz konusu. Huawei P Smart da sizin çok merak ettiğiniz bir modeldi. Sürekli soruyordunuz. İncelemek de ancak bugüne kısmet oldu. Uygun fiyatıyla öne çıkan bir model. Bu tarafını beğendim. Donanım özelliklerini beğendim. Yani işte RAM'inden tutun da işte işlemcisine ve işte diğer depolama alanına kadar 64 GB'la gelmesine kadar donanımın yeterli olduğunu söyleyeyim. Yani bu fiyat aralığında en azından iyi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca kamerasını da beğendim, belirttim. Çünkü kamerası hani bu fiyat aralığındaki modellerle karşılaştırdığımızda oldukça iyi bir noktada durduğunu belirteyim. Beğenmediğimiz tarafı zaten videonun içinde söyledik. Arka taraf çok kolay çiziliyor arkadaşlar. Dikkatli olmanızı şiddetle öneriyorum. Mümkünse bir kılıfla kullanmanızı rica edeceğim. Çünkü kılıfla kullanmadığınızda böyle çantanızı attığınızda, cebinizi attığınızda işte anahtarla, bozuk parayla vesaire çok kolay çizilebilir. Onu da uyarmış olalım. Huawei P Smart 2019 incelememizin sonuna geldik. Telefonla ilgili şundan bahsetmediniz, şu kısım eksik kaldı veya benim şöyle bir deneyimim oldu diyeceğiniz bir görüşünüz, yorumunuz varsa bu videonun altında paylaşın. Biz de hem okuyucularımız da bu bilgiyi öğrenmiş olur hem de biz de yeni bir şey öğrenmenin zevkine varmış oluruz. Kanalımıza abonesizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.